Önden kızlarla buluşacağım anne. Tamam, tavuklara yem vermeyi unutma. Of. Akşam da geç gelirim. Arkadaşlarla takılacağım biraz. Tamam oğlum. Al bakalım. Hadi. Gel 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 gel. Hah. İdareyle yine akşama kadar yokum, tamam? Günaydın paşam. Günaydın. Günaydın. Gel. Gel. Abin Mehteran Başı oldu. Gel buraya. Gel buraya toprak. Gel. Gelsene lan. Gelmezsen gelme be. Bana şans dile. Akşam bizimkilerle buluşacağım. Merak etme beni. Hadi görüşürüz. Anne ben çıkıyorum. Görüşürüz. Gecikirsen merak etme bak. Bizimkilerleyim. Geç kaldım. Ne yapıyorsun kızım? Ödüm patlattın ya. Ay aman sen de. Mehteran da şimdi kendinden geçmiş, bir uyandırayım dedim. Oo Mehmet abi kolay gelsin. Sağ olasın. Nereye böyle hızlı hızlı? Tören var abi ya, oraya yetişmeye çalışıyoruz. Tören var da şuradan iki elma kapın da öyle gidin. Aldım say abi valla çok acelemiz var. Eyvallah. Bizim kız geç kalacak. Net geç kalacak bu arada. Baksana yok ortalıkta o zaman. Oo gençler nereye böyle? Beni beklemeyi unutmuş olamazsınız herhalde. Ya sen de hemen bozulma. Duru da yeni geldi. Ya ne bozulması ya? Hem senin şu saçın, sakalın hali ne? Nasıl olmuş? Rol icabı uzatıyorum. Bugüne bugün Mehteran Başı Beyazıt'ım ben. Vay be! Bu yıl mezun oluyoruz. Çok acayip değil mi ya? Hem de unutulmayacak bir tarihte mezun oluyoruz. Ya ilerleyen zamanlarda bugünleri torunlarımıza anlatırken Cumhuriyet'in 100. yılında mezun olduk diyeceğiz ya. Çok havalı değil mi? Torun demişken şöyle kabaca bir hesap yaptığımız zaman bizim çocuklarımız, onların çocukları ve onlardan sonraki nesiller şöyle ortalama 30 yaşlarında çocuk sahibi olduğumuzu düşünürsek Cumhuriyet'in 200. yılını torunlarımızın çocukları görebilecek. Ya Beyazıt alemsin. Ne var kızım? Bunlar çok önemli. Ya arkadaşlar ona bunu bırakın da. Zaman çok hızlı geçer derler de ben inanmazdım. Şunun şurasında 8 ay sonra okul hayatımız bitecek ya. Üniversite hayatını saymıyorsun herhalde. Ya o başka bir hayat. O başka bir hayatın evresi. Öncesi ve sonrası yapabileceğimiz bir dönem. Hak yet ya. Hiç unutmuyorum. Neyi? Ya neredeyse her şeyi. Okul bir başkaydı ya. Ne yaptın şiirini? Ezberledin mi tatlı? Ezberledim. Son bir kez de bana okusaydın gitmeden. Duyayım bakayım nasıl okuyorsun şöyle. Cumhuriyet güneşi. Yaşatır memleketi, yıkılmaz bu vatan, bölünmezler, atadan bize bayram. Anne anne, bak marşını ezberledim. Hadi söyle bakalım. Ceddin deden, nesin baban, hep kahraman, Türk milleti. Anne bak şimdi bugünkü şiirimi okuyacağım. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle, eğilmez başımıza taç yaptık hürriyet. Ay bak burası çok güzel. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Ağzına sağlık. Yaşasın cumhuriyet. Dur oğlum çekiştirme, düşeceğim şimdi. Yavaş ol biraz. Duru beni bekle, nereye yavrum? Dur kızım, dur artık. Ay! Beyazıt, neden camdan sarkıyorsun? Oğlum sarkmasana. Anne, Ömer dedi ki bayrağın dalgandı. Her yer bizim vatanımız. Günaydın. Sağ ol. İstiklal Marşımızı gür ve canlı bir şekilde söyleyelim. Hazır ol. Dikkat. Korkmaz Ömer bu zaman. Hadi o zaman kalkalım, dağılalım okullara. Törenden sonra buluşuruz tekrar. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Beyazıt ya, sen sabah neydin öyle ya? Hem Mehteran Başı'nı layığıyla yaptın hem de şiiri o kadar mükemmel okudun ki. Bravo sana ya. Helal olsun. Zeynep, hatırlıyor musun? Küçükken hiçbir şey ezberleyemez. Evet, haklısın Duru. O yüzden hiç şiir bırakmazdınız bana. Hocalar bana şiir vermezdi ezberleyemediğim için. Ya Beyazıt ya. Ya farkında mısınız? İçimizde ne cevherler varmış da biz bilmiyormuşuz ya. Evet, oflayıp pofladığımız, yapmadığımız işleri şimdi çok severek yapıyoruz. Özleyeceğiz be. Ya Duru, duyuyor musun ya Beyazıt'ın dediğini? Özlemek ve sen bir araya mı geliyorsun? Beyazıt'a özlemeyi bile öğrettilerse bu iş bitmiş. Ne yani? Siz hiç özlemeyeceksiniz sanki. Hadi hazır mısınız? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ya kim aran? Ya Beyazıt, hadi bu kadar hemen yeter. Hadi Beyazıt, koş. Aa, bakın. O zaman ne diyoruz? Her zaman, her yerde, ilelebet göklerde.